Medyapod ağında gerçekleştirilen Özet Geç programından herkese merhaba. Ben Oğuz Bakır. Günün öne çıkan haberlerini hafta içi akşam sizlerle paylaşacağım. Bugün 26 Ağustos 2019 Pazartesi. Küresel piyasalarda ticaret savaşı ve jeopolitik risklerle yatırımcı risk algısında bozulma belirginleşirken, Çin yuanındaki değer kaybı sonrası güvenli liman alımlarıyla Japon yenine olan talebin artması, Asya işlemlerinde dolar TL'deki hızlı yükselişi beraberinde getirdi. Artı gerçekte yer alan habere göre, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, muhalif medya kuruluşlarına çalışan gazetecilerin basın kartı başvurularının aylardır hiçbir gerekçe belirtilmeden bekletilmesini meclis gündemine taşıdı. Tanal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda bazı gazete ve televizyonların çalışanlarına basın kartı verilmemesi için ambargo listesi hazırlandığı iddiasının doğruluğunu sordu. Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan, eti ve yüzgeçleri içinde avlanılan 18 köpek balığı ve vatoz türünün korunmasına yönelik kuralların sıkılaştırılması teklifi, nesli tükenmekte olan türlerin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme toplantısında kabul edildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Sen bitmişsin, tükenmişsin, 3-4 belediye almakla bir yere varılmaz" dedi. Bilecik merkeze bağlı Necmiye köyünde 13 yaşındaki bir kız çocuğunu arabasına alıp cinsel istismarda bulunduğu belirtilen S.E. çocuğun ailesinin şikayeti üzerine il jandarma komutanlığına bağlı ekiplerce gözaltına alındı. Milliyet'te yer alan habere göre S.E.'nin tecavüz suçundan daha önce ceza aldığı ve cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Türkiye'nin Su-35 savaş uçakları için Rusya'ya başvurup başvurmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın yarın MAX 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında yapacakları görüşmede bu uçakları göreceğini belirtti. İstanbul'da Kağıthane, Kurtköy ve Halkalı'da kampüsleri bulunan Devri Alem Eğitim Kolejleri'nin Halkalı ve Kurtköy şubelerinin kapanması sonrasında yüzlerce öğrenci ve veli mağdur oldu. Okulların açılmasına az bir süre kala çocukları okulsuz kalan Kurtköy'deki okulun velileri ödedikleri okul paralarından da olduklarını belirtti. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Rusya'nın G7'ye yeniden davet edilmesi konusu bu oluşumun liberal demokrasiler birliği olarak kalması yönündeki argümana karşı çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile diğer liderler arasında tartışmaya yol açtı. CHP ve HDP, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 7 Haziran'la seçimin tekrar edildiği 1 Kasım 2015 sürecine ilişkin terörle mücadele defteri açılırsa birçok insan yüzüne çıkamaz sözlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyarak araştırma önergesi verdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Taziye sonrasında açıklamalarda bulunan Akşener, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın idam cezası ile ilgili "imzaya getirilirse ben imzalarım" dediğini hatırlatması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin Genel Başkanı. Partisine verecek talimatı onlar hazırlayacak, ben de imzalayacağım" değerlendirmesinde bulundu. Bugünkü özet geçin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyapod.